Herkese merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Hep yolun. Ben Onur Ünlü. Animasyon serimizin 3. videosunda Blender'daki kamera ayarlarını ve kamera kontrolünün nasıl yapılabileceğini öğreneceğiz. Ayrıyeten Ozan Sihay'ın geçtiğimiz günlerde göstermiş olduğu Dolly Kamera, Hitchcock ya da Vertigo efekt olarak isimlendirilen efektin nasıl yapılabileceğini göreceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Blender'da gerçekçi bir animasyon oluşturmanın yöntemi gerçek dünyadan çok da farklı değil. Ne demek? Bu kamerayı bilmek, kamera ayarlarını bilmek ve kamera hareketlerini iyi şekilde ayarlamamız gerekiyor. Peki Blender'da kamera kontrollerini nasıl yapıyoruz ve kamera ayarlarını nasıl yapıyoruz? Şimdi karmaşık olmaması, kafanızın karışmaması için çok basit olan standart sahneden başlayarak bunu göstermek istiyorum. Numpad'de 0 tuşuna bastığımız zaman kamera görüş, yani kameranın gördüğü şekilde ekranımızı görmeye başlıyoruz. Tekrar N tuşuyla burayı açtıktan sonra View seçeneğinden şuradan Camera to View, bunu biraz daha açarsak görürsünüz, seçeneğini seçtiğimiz zaman artık kamera mouse'umuzla kontrol edilebilir hale geldi. Bu birinci bilmemiz gereken özellik. Camera to View özelliğini seçtiğimiz takdirde kamerayı bu şekilde nereye baktığını görerek kontrol edebiliyoruz. Bu bir. İki, sahnemizde birden fazla kamera var ise Shift A diyorum, her zaman olduğu gibi kamera ekliyorum. Kamerayı G ile Z koordinatında yükselttikten sonra sıfıra basıyorum. Bakın, kamera hala da birinci kamerada. İkinci kameraya geçiş yapamıyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? İkinci kameraya geçiş yapmak için ikinci kameramı seçtikten sonra kontrol ile birlikte sıfıra basarsam artık ikinci kameraya da geçiş yapabilirim. Böylelikle şimdi bu arkadaşı seçtim. Tekrar kontrol sıfır yaptım. Bu arkadaşı seçtim. Kontrol sıfır yaptım. İkisi arasında geçiş yaptım. Görüntüde seçiliyken kameranın şu şeyine tıkladığım zaman normalde geçiş yapar. Bakın, tikini açıyorum ve yeşil olan kameralara tıkladığım zaman kameralar arasında bu şekilde geçiş yapabiliyorum. Bu bir. İki, kameranın ayarlarını nereden yapacağız? Kamerayı seçtikten sonra şurada kamera ibaresinin belirdiğini göreceksiniz. Buraya girdiğimiz zaman bizim karşımıza bu ekran gelir. Burada nedir? Focal length 50 mm diyor. 50 mm aslında bizim profesyonel SLR makinelerde kullandığımız lenslerde çok bilerek aldığımız bir özelliktir. Yani bu aslında kameranın ne kadar zoom yapacağını gösterir. Yani böyle ifade edebilirim. Yani kameranın objeye ne kadar yakın çekim yaptığını, ne kadar geniş açı çekim yaptığını ayarlayan bir özelliktir. Şimdi baktığınız zaman 50 mm standart olarak geliyor. Ama ben bunu değeri düşürdüğüm zaman, atıyorum 18'e, bakın görüntü alanım genişledi. Ama kameram aynı yerde duruyor. Birebir aynı yerde duruyor. Bakın, kamera burada. 18 mm'yi 50 mm yapıyorum. Kameranın önündeki kısım değişti. Ama kameramın yeri değişmedi. Baktığım zamansa 50, 18. Gördüğünüz gibi zoom yaptım. 80 mm yapmış, pardon. 18 mm çektim. Geniş açıya geçtim. Yani geniş açı lens dediğimiz olay aslında bu. Bunu 13 yaparsam daha da genişler. Ama bunun yan tesiri nedir? Şuralardaki karelere bakın. Buralardaki karelere bakın. Kenarlarda çektiğiniz fotoğrafın kenarlarında sünme olur. Bu yüzden bu değeri çok düşürürseniz fish eye dediğimiz etki oluşur. Bakın, gördünüz mü? Fish eye etkisi oluşturur. Bu da yerine göre, istediğimiz yerine göre istemediğimiz bir değerdir. Biz burada o yüzden gerçek kameralarda, standart piyasada satılan normal kameralardaki değerler içerisinde hareket etmeyi tercih ediyoruz.
Bunu yaptıktan sonra ikinci çok sık kullandığımız bir özellik depth of field özelliği. Depth of field özelliğini anlayabilmemiz için hemen şurada bu arkadaştan biraz çoğaltıp arka taraflarına doğru birkaç tane daha ilave yapıyorum. Şimdi tekrar kameraya geldiğim zaman yaklaşıyorum. Bakın şu an şuradan da şeyi açalım şöyle görelim. Şu an en arkadaki objemizde, en öndeki objemizde gayet net gözüküyor. Burada tekrar kamerayı seçtikten sonra şu an kamera hangi kameradayım? Kamera 1'e geçiyorum. Kamera bu kamerama geçiyorum. Şimdi şöyle biraz da yukarıdan görelim derinliği anlayabilmek için. Bunun üzerine hatta bir tane de tripod koyalım. Şimdi Shift ile birlikte sağ tuşa bastığım zaman bizim 3D Cursor dediğimiz objeyi istediğimiz yere koyabiliyoruz. İstersek şuradan seçerek de aynı işi yapabiliriz. Shift A ile bunun üzerine bir obje daha koyayım. Mesela Mesh'ten bir tane Monkey Head ekleyelim. Rotate Z ekseninde döndür bize baksın. Şimdi yapmam gereken iş neydi? Bu kamera view'undayken depth of field'ı açmak. Depth of field'ı açtıktan sonra focus on object diye bir seçenek göreceksiniz. Focus on object seçeneğini seçtikten sonra monkey head'imizin ismi Suzan'mış bu arada. Monkey head'imizi seçiyorum. Şu an bir değişiklik yok. Neden değişiklik yok? Çünkü F değerimiz olması gereken değerde değil. Ne demek bu? 2.8 değeri aslında lensler için vasat bir değerdir. Kaliteli lenslerde bu değer isteğe bağlı veya teleye sabit olarak düşürülmek istenir. Mesela 1.4 değerine veya 1.2 değerine düşürdüğümüz zaman şuradan şu seçeneği seçtiğim zaman bizim bu objeye yaklaştığımız zaman arkadaki objelerimiz bulanıklaşacaktır. Öndeki ve arkadaki objeler bulanıklaştı. Ama uzaklaştık sıra bu bulanıklık etkisini kaybederiz. Yine kameramdan tutup da 18 mm'yi 50 mm yaptığım zaman bakın arka taraf iyice bulanıklaşmış oldu. Bu aynı etkiyi şurada da görebiliyor olmam lazım. Daha net görürüz. Yaklaştım. Arka taraf bulanıklaştı. Uzaklaştım, düzeldi. Şimdi peki bunu nasıl kontrol edebiliriz veya kameramı bir objeye nasıl hareketli olarak fokuslayabilirim? Bunu yapabilmem için iki tane yöntem var açıkçası. Bir tanesi normal standart bir kamerada bunu yapabilmek, bunu yapmak. İkincisi zaten bu iş için yapılmış kameralar var ama onda da depth of field özelliğini tam olarak ayarlayamıyorsunuz. O yüzden ben hem benim kullandığım pratik, bana pratik gelen yöntemi hem de diğer yöntemi sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle kamera view'dan çıktıktan sonra ortalığında karışmaması adına şu arkadaşı kaldırıyorum. Şuradayken Shift A tuşuyla bir empty'de plane axis koyuyorum. Bu axis'i biraz büyütüyorum kontrolümün rahat olması açısından. Ve bu arkadaşı seçtikten sonra diyorum ki buna Suzan'ı değil bu empty arkadaşını kontrol et. Göre bak. Şimdi bu ne yapacak bana? Ben bu şeyi empty'yi değiştirdiğim zaman yerini gördüğünüz gibi netliği de hareket ettirebilir hale geldim. Ama ben bunu hareket ettirdiğim zaman netlik değişiyor ama baktığım yön değişmiyor. Baktığım yönü nasıl ayarlayabilirim? Şimdi 3D Max kullanıcılarının İşte kontrol noktası olan bir kamera ekleyebilme özelliği vardı. Blender'da bu maalesef standart olarak yok. Bunun yerine şöyle bir yöntem takip ediyoruz. Kamerayı seçtikten sonra şuradan hemen Add Object Constraint diye okunuyordur herhalde. Google'dan bakmak istemiyorum şu an. Şuradan Track 2 diyorum ve bu arkadaşta Empty'yi seçiyorum. Artık ben bunu kıpırdattığım zaman hem netlediğim objenin yeri değişiyor hem de kameram sabitken
benim istediğim yöne bakıyor. Hem de istersem kamerayı ona bakacak şekilde istediğim gibi yönünü değiştirebiliyorum. Peki bu bize ne avantaj sağlayacak? Temel itibariyle eğer ki sahnede bir hareketli obje varsa, yani bir arabanın kameranın önünden geçtiğini takip ediyorsa, geçmesini istiyorsak, o zaman şöyle bir hareketi takip ediyor olmamız gerekiyor, değil mi? İşte bu empty'yi ben buraya koyup da bu bağlantıyı yapmasaydım, track to'yu, ben bu hareketi kamera ayarlarında yapamıyor olacaktım veya çok zor yapıyor olacaktım. Bu birinci işlemimiz. Şimdi bunun yerine bunun alternatifi ne diye sorarsanız, netlik olmadan yapılan versiyonuyla şimdi bu kameramızı silelim ve ne yapacağımızı göstereyim. Şimdi Preferences kısmında, Add-ons kısmında ben buraya kamera yazdığım zaman Add Camera Rig seçeneğini seçtiğiniz zaman Shift A tuşunda şurada kamera altında Dolly Rig ve Crane Rig seçeneklerini göreceksiniz. Crane Rig dediği winch ringi, yani nasıl diyeyim, bizim Türkçe'de jimmy jip olarak veya Türkçe dilini o da ama yani Türkiye'de o şekilde biliniyor. Winch üzerinde, winch yukarıya doğru, yukarıya öne doğru giden, bu da dolly kamera. Dolly kamera ise bildiğimiz şaryo şeklinde hareket eden kameradır. Şaryo neyi derseniz, şaryo şu tren gibi bir şeyin üzerine yerleştirilmiş olan kameradır. Bu kamerada tekrar sıfıra bastığım zaman kameranın kontrolünü hiçbir şekilde yapamadığımı görürsünüz. Evet, hareket ettirmeye çalışıyorum. Hareket etmiyor vesaire vesaire. Neden hareket etmiyor? Çünkü bu kamerada aslında rig var. Rig olduğu zaman Blender'da animasyon yöntemi pose moddur. Bunu seçtikten sonra tekrar geliyorum. Döndürüyorum. Hop. Gördüğümüz gibi buraya gel. Şöyle. Bakın. Yine aynı etkiyi oluşturuyor ama tam da oluşturamak, biraz kontrol etmek bu işi biraz sıkıntılı oluyor. Deminki yönteme göre. Çünkü her defasında kameranın yerini, pozisyonunu vesaire buradan ayarlamak gerekiyor. Bu nedenle ben bu tekniği pek de kullanmıyorum. Sadece görün istedim. Şimdi bu kamerayı Pose moddan çıkıp Object moda dönüp tekrar bu kamerayı silip tekrar Shift A yapıp bir tane standart anam babam usulü Blender kamerasını buraya ekliyorum. Evet, netleme ve depth of field ile ilgili kısımda anlatacaklarım bu. Şimdi size mesela farklı bir şey göstereyim. Geçenlerde arkadaşım Ozan Sihay bir video paylaştı. Dedi ki işte bulmam lazım. Bakalım. Dolizm. Ha, Dolizum ve Vertigo efekt. Dolizum ve Vertigo efekt neymiş? Filmlerde, Hemen dizilerde ya da bahsedelim. kliplerde gördüğümüz Dolizum ya da diğer bir adıyla Vertigo efekti nasıl yapabiliriz? Bunun mantığında kamerayla ileri doğru hareket ederken zoom out yaparsınız ya da geriye doğru İşte hareket bu. ederken zoom in yaparsınız. Fakat Bunu da lensinizde biz bu zoom Blender'da da özelliği yoksa yapabiliyoruz. montaj sırasında da bu Teşekkür efekti ediyorum hocam. yapabilirsiniz. Bunun için çektiğiniz Katkılarınız görüntü... için. Bunu burada yapmak istediğimiz zaman ne yapacağız? Hadi ona bakalım. Şimdi deminkisi gibi hemen buraya bir empty ekliyorum. Plane Axis ekliyorum. Sonrasında bu Plane Axis'e kamerama geçiyorum. Kamerada diyorum ki bir bunu track et. İki depth of field'da bu arkadaşı track et. 1.4 şey var. F-stop değeri var. Ve buraya gel. Kameramızı şöyle hafiften çekip tam karşıdan bakacak şekilde şey yapalım. Bu arkadaşı da şu şekilde kameraya bakacak şekilde ayarlayalım. Kameramızın birinci açısı bu. Sen de biraz aşağı in. Animasyon modunu açıyorum. Kameramı seçiyorum. Sıfırıncı kareye dönüyorum. Buraya bir şey ekliyorum. Sonrasında 100. kareye geliyorum.
kamerayı uzaklaştırıyorum. Şimdi kamerada baktığım zaman, şunu tekrar buraya koymam lazım. Kamerada baktığım zaman etki bu oldu. Ama bu kamerada tutar, burada focal length'im 49 iken tekrar kamerada bir sonraki açıya gidip ben bu değerimi şöyle yaptığım zaman bakalım nasıl bir etki oluşturacağız. Pardon. Focal length değerinin f-stop değerini açıp bunu 50 milimetre yapıyorum. Bir sonrakinde ise şu şekilde zoomluyorum. Bakalım ne oldu? Yaklaşırken uzaklaştık. Nasıl ama? Aynı şeyi yapmış olduk. İşte bu kadar basit. Bir de hareketli bir objeyi kamerayla takip etmek için ne yapmamız gerekiyor? Onun da çok pratik bir yöntemini size anlatmak istiyorum. Bunun için hemen yeni bir sahne oluşturuyorum. Animasyon sahnesi olduğu için bunun bir araba olduğunu varsayalım. Veya gerçekten araba kullanalım. Bir tane araba şeyi bulalım. 6 MB'lık bir McLaren'imiz varmış. 0. kareye döndük. 250. kareye gittik. Şöyle bir hareket verdik. De. Arabanın hızı nasıl? Biraz yavaş, biraz daha uzağa gönderebiliriz. Şimdi animasyonda hatırlarsanız yavaş, maksimum hızda ve tekrar yavaşlayarak durma şeklinde gösterecek. Sağ tuşa basıyorum. Interpolation moddan linear diyorum. Bu sefer araç sanki zaten yolda sabit bir hızda gidiyormuş şekilde hareket edecektir. Şimdi ben bu kamerayla bu arkadaşı takip etmek istiyorsam yapacağım iş ne? Çünkü kamerayı bunun arkasından takip ettirmeye çalıştığım zaman, arabada da sağa sola gitme gibi işler varsa, kamerayla uğraşmak kamera sürekli olarak objektiften kaçıracaktır. Objektifimin dışına çıkacaktır. Bu sefer ne yapıyorum? 1. Bu arkadaşım için şöyle arabayı görebileceğim bir yere geçiyorum. N tuşuyla bir kere şu kamera to view match ayarlıyorum. Bu arkadaşın fokus olmasını sağlıyorum virgül tuşuyla. Ve sonrasında şu şekilde, şu açıdan arabayı takip edeceğiz. Peki nasıl yapacağız? Bu arkadaşımı seçtim. Sonrasında da alttaki empty'yi seçtim. Kontrol ile birlikte P tuşuna basıyorum ve objekti takip ediyorum. Şimdi animasyonu başlattığım zaman arabayı takip ettiğini göreceksiniz. Ama bu hareket çok hareketsiz ve sıkıcı bir şekilde gözüküyor. Bu sıkıcılığı alabilmek için animasyonum açıkken kameraya ufak ufak şöyle hareketler yaptırıyorum. Burada görmüyoruz yaptığım hareketleri ama aslında kaydediyor. Tekrar virgüle basıyorum ve şu şekilde geliyorum. Şimdi aynı animasyonu hadi hep birlikte izleyelim. Gördüğünüz gibi hem arabayı takip etmiş olduk hem de kameramız hareket etmiş oldu. Hareketli objeleri takip etmenin en kolay yolu gördüğünüz gibi bu.
Bunu da öğretmiş oldum. Bence videoyu daha fazla uzatmanın alemi yok. Bu haftaki bölümde böyle çok detaya girmeden basit sahneler üzerinden kamera kontrollerini pratik bir şekilde nasıl yapabileceğinizi göstermeye çalıştım. Bir sonraki bölümde yine animasyon eğitimlerine devam ediyor olacağız. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.